Vay be, Taylan'ın düğünü. Hayatta evlenmem diyen doydu aramızda. İşte. İnsan aşık olunca bütün büyük sözlerini yutuyor. Zeynep. Hı. Benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Daha doğrusu bir sorum. Kötü bir şey mi? Çok ciddi girdin söze. Vereceğin cevaba bağlı. Geline damat sizi görmek istiyor. Ya hadi gidelim, heyecanlarını yatıştıralım. Neredeler? Yukarıdalar. Oldu mu? Güzel güzel. Kesin eminsin değil mi bak sonuçta? Biz geldik. Ha? Ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak hemen tanıştırayım. Zeynep, Murat. Merhaba. Merhaba. Çocukluk arkadaşlarım. Biz o zamanlar üç kişilik bir çeteydik. Mahalleyi birbirine katardık. O kadar eskiyiz ki ne zaman tanıştığımızı bile hatırlamıyorum ben. Kenan da benim master'dan arkadaşım. Sinem'le de bizi o tanıştırdı zaten. Ayrıca kendisi de Sinem'in nikah şahidi olur. Kardeşimdir yani. Aynı takımdanız demek. Ha evet, öyle. Ya Taylan ne acayip ya. Çocukken buranın bahçesinde oyunlar oynardık. Şimdi siz burada evleniyorsunuz. Evet ya. Bak Kenan, bak duydun mu? Ya abi başımın etini yedi ya. Yok düğünü New York'ta yapalım, yok Bali'de yapalım. Ben söyledim. Ben doğduğum, büyüdüğüm mahallede yapmak istiyorum düğünü dedim ya. Yani Taylan'ın bu mahalli meraklarından kurtulamıyoruz. Bizim mahalle size biraz folklorik geldi galiba. Estağfurullah. Ben hani dünyada bu kadar çok alternatif varken insanın doğduğu mahallede evlenmesi bana biraz tuhaf geldi, o kadar. Ben geleceğe inanırım, geçmişe değil. Hafızası olmayan rüya göremez. Hafıza çoğu zaman yanıltıcı olabilir ama değil mi? Gençler, kestik. Ya düğün eleştirilerinizi en azından bizim düğün üstünden yapmasanız. Malum gelin gergin, hem daha nikaha da kıymadık. Evet de demedi ha. Bence ha? De. Kenan Bey, aracınız otoparka almamız lazım. Tabii. Giriş çıkışı engelliyormuş. Tabii tabii. O kapıdaki kamyonet sizin miydi? Bizi çağırıyorlar. Artık bayılırsan tutarsın. Tamam. Hadi hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi.